Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programında bir soru cevap bölümüyle daha sizlerleyiz. Kıymetli konuğum nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci. Bugün de sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edecek. Şehadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihan Hanım. Teşekkür ederim. Soru cevap bölümlerimize büyük bir keyifle devam ediyoruz. Ve her yayın izleyicilerimizden gelen sorularda sağ olsunlar. Çok yoğun ilgi gösterdikleri için biz vaktimize o soruların hepsini sığdıramıyoruz ama her seferinde de söz veriyoruz önümüzdeki program. Bu soruları cevaplayarak başlayacağız diye. Aynı zamanda sizin ve benim sosyal medya hesabımıza atılan soruları da not ediyoruz. Onlarla da başlayacağız. Ben yine izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Ekranda gördüğünüz numaradan psikolojiye dayandığı sürece kendiniz, aileniz, çocuklarınız veya sormak istediğiniz her alandan soruyu bizlere iletebilirsiniz. Şehadet Hanım, çok güzel sorularımız var ve geçen hafta gelen sorularımızdan biriydi yine cevaplayamadığımız. Ben onunla başlayalım istiyorum. Şöyle sormuştu izleyicimiz, orucun çocuklar ve yetişkinler üzerindeki psikolojik etkileri nelerdir? Gerçekten kıymetli bir soru ve zaten bildiğim kadarıyla Nihan Hanım bu Ramazan geldiği zaman bir coşku oluyor ve o coşkuyla beraber kişiler bunu her zaman yansıtmak istiyorlar. Ve bu çocuklar için neden çok kıymetli? Bu çocuklarımızın gelişim evresinde, büyüme evresinde kültürlerini bilmesi çok kıymetli ve çok önemli. Çocuklardan başlayalım, ondan sonra istersen yetişkinlere doğru gidelim. Şöyle küçük bir başladıktan sonra. İlk önce ben buradan bütün izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bize çok kıymetli sorular yönlendiriyorlar. Bu ay, Ramazan ayı, kişilerin en çok yaptığı şeylerden bir tanesi, belki de daha güzelleştirecek şeylerden bir tanesi birbirimiz için duacı olabilmek. Umut ediyorum ki hani bize soru gönderenler ve bizler de onlar için aynı şekilde böyle karşılıklı dualar ve güzel niyetlerle birbirimize aktarırsak hem bu yayın hem de gelecekteki çalışmalar için hem de kendileri için daha böyle bereketli ve güzel bir dönem olsun diyerek başlayalım. İnşallah. Şimdi çocuklardan başlamak istiyorum. Şimdi çocuklarla alakalı baktığımız zaman çocuklar Nihan Hanım tam yetişkin değillerdir. Yani yetişkinler kadar özgür iradeleri yoktur, istediklerini yapamayabilirler. Ama Ramazan ayı onların böyle bir kontrol eline alabilme. Yani ben de yapabilirim, ben de yapacağım. İşte gerekirse tekne orucu tutarım. Ya da annesi tekne orucuyla ikna etmeye çalışır. Öyle bir dönem. Neden bu çok kıymetli? Çünkü kişi şunu diyebilir. Annem bana hayır demez. Manevi bir süreç olduğu için ve anneler de o süre zarfında çocuklarının bunu öğrenmesini ve hem dini hem kültürel değerlerine sahip olması için çok fazla engel olmuyorlar. Danışanlarımızdan da böyle insanlar var. Yani çocukları daha çok küçük, 8-9 yaşında, 7 yaşında tutmak isteyenler de oluyor. Burada kıymetli durumlardan bir tanesini, Ramazan'ı çocuklara coşkuyla hissettirebilmenin en güzel taraflarından bir tanesi, eğer yapabiliyorlarsa evde bir süsleme. Evde böyle bir Ramazan coşkuyla geldi, evde süslemeyi beraber yaptıkları, beraber bir zaman ayırdıkları. Yani hani nasıl bir başka dinlerin farklı farklı bayramları var ve evde süslemeler yapılıyorsa, bunlarda da kendi dinimize, kendi kültürümüze ait şeylerin süsleme yapılması insana coşku ve motivasyon verir. Sadece yetişkinlere değil, çocuklara ciddi bir motivasyon verir. Yani evimi süsledik, evimizi şöyle yaptık, ben gece kalkacağım biliyor musun diye. Ondan sonra şu çok güzel olur eğer yapabiliyorlarsa, bu Ramazan ayının öneminden bahsedip hani ya tekne orucudur ya da işte tam oruç tutabilen çocuklar için söylüyorum. Hadi güzel bir huy seç ve o huyu bu Ramazan'da edinmeye çalış. Mesela ne olabilir? Daha az sinirleneceğim anne. Ya da daha az böyle öfkeleneceğim ve birazcık daha derslerimi böyle 15 dakika daha fazla zaman ayıracağım. 20 dakika daha zaman ayıracağım. Bunları mesela küçük küçük yazsın. O küçük küçük yazdığı şeylerde özellikle mesela bir kutu yapabilirler. O kutudan seçip hadi bakalım bugün ne yapacaksın? Kumbaramdan 2 lirayı bir yardım ihtiyacı olan birine vereceğim. Sadaka vereceğim. Kendimden bir şey vereceğim. Tamam, bu niyetini yap. Ama bu niyetin sana ne kazandırsın? Bu niyetin bana okulda parmak kaldırmadan konuşmayacağımı kazandırsın. Şimdi o kadar güzel oluyor ki çocuklara bu motive oluyor. Yani hem aynı zamanda hem oruç tutuyor. Bir kendini kontrol etmeyi, iradesini kontrol etmeyi öğreniyor. Çünkü o çocuklar için çok zor bir şey ama onu öğrenmeye başlıyor. Aynı zamanda da bir güzel bir huy edinmeye başlıyor. Diğer bir şey de komşuluk ilişkileri. Belki komşuluk ilişkilerini
Ramazan'dan önce küçük bir hediye verilebilir. Hadi komşunun oğluna, kızına işte Ramazan hediyesi verebiliriz. Hı hı. Bu hediyeleşme çok kıymetlidir. Çocuklara biz bunu verirsek o coşkuyu, o heyecanı gerçekten çok güzel yaşarlar. Hı hı. Çocuklara ne veriyor? Bir, ülkemizde ve dünya genelinde kültürümüzü ve dini değerlerimizi çok kaybediyoruz. Değerler eğitimini vermeyi çok kıymetli. Çok kıymetli oluyor değerler eğitimi için. Yani çocuğumuzun bizim nasıl yetiştirdiğimiz, nasıl büyüttüğümüz çok kıymetli ama bir şeyi heyecanlı vermek de çok önemli. Çünkü sosyal medyayı çok konuşuyoruz. Sosyal medya çocukları çok fazla böyle bir kıskaca almış ama aynı coşkuyu evde yaşatmıyoruz. Heyecanı evde yaşatırsak o değerler daha iyi yerleşmeye başlar. Ve bu çok kıymetli. Şimdi de aileler için nasıl bir etki oluyor? Muhakkak ben şunu diyorum, evet çocuklar için sahura kaldırmak çok zor olabilir ama eğer kalkmak istiyorlarsa lütfen kalkmalarına izin verin. Bu bir hı hı. irade eğitimidir. Yani aman çocuğum çok küçük büyüyünce öğrene değil, çocuk küçükken öğreniyor. Lütfen hı hı. bunu da fark etsin izleyicilerimiz. Kendini temizleme ayı aslında Ramazan'a baktığımız zaman. Kendimi temizleme, iyi huylar edinme, işte karakterimi ve bazı yeni yeni özellikler, yeni yeni alışkanlıklar edinebileceğim bir ay. Nasıl çocuklarda bir huy edindiysek biz de bu ayda mesela şunu diyebiliriz. Ya ben çok konuşuyordum. Dilimi, gözümü, kulağımı tutacağım. Bu Ramazan ayında birazcık daha kendimi, kendi içime çekileceğim ve burada birazcık daha insanlar hakkında çok az konuşacağım. İnsanlar hakkında birazcık daha kendimi geri çekeceğim. Çok fazla insanların hayatına müdahale olmayacağım gibi geri çekilebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Bir araştırma yapılmış Nihal Hanım. İngiltere'de ve şu bulunmuş. Acaba demişler Ramazan'ın, oruç tutmanın bir etkisi var mı psikolojiye? Bakmışlar ki depresyonu azaltıyor, kaygıyı azaltıyor, stresi azaltıyor. Ha demiş aslında kişi gerçekten hakkıyla ve o niyetle ve gerçekten ben bu Ramazan ayında kendimle ilgili bazı değişimler yapacağım. Kendimde biraz dinleyeceğim, iç sesimi dinleyeceğim. Belki buna isterseniz meditasyon diyebilirsiniz, isterseniz dini bir ritüel ya da bir ibadet diyebilirsiniz. Hepsi olabilir. Bunu yapacağım ve kendi içime çekileceğim dedikten sonra, o niyete girdikten sonra sizin depresif ruh haliniz, stresli seviyeniz hepsi azalmaya başlıyor. Peki başka ne oluyor? Vücudumuza da etkisi var. Araştırmalar şunu göstermiş, kan şekerimizi düşürmeye başlıyor ve kolesterolümüzü düşürüyor. Aynı zamanda irademizi de güçlendiriyor. Yani bir irade eğitimi diyoruz ya, evet. Hani diyoruz ya, ya of ya irademe hakim olamadım. Yine görüyor musun? Yine işte diyetimi bozdum. Hı-hı. Yine şunu yaptım derken işte irade eğitimi. Ama irade eğitiminden kastımız şu. Ben aç kalayım 8-10 saat ama ezan okunduğu anda sofrayı silip süpüreyim değil. Orada da bir irade Hı-hı. eğitimi. Orada da bir kendimizi durdurabilme. Şimdi bunlara baktığımız zaman aslında Ramazan toplu hale baktığımız zaman aileye ve çocuğa çok güzel bir etkisi var. Ama toplumdan hiç bahsetmedik. Çok kısa toplumdan da bahsedeyim. Hı hı. Toplum olarak da gerçekten insanların birbirini daha iyi anlama. Ya oruçlu ya, ya oruçluyuz. Hani tartışma olmasın, gerginlik olmasın. İnsanlar arada bir gerginleşebilirler. Bunlar hı hı. olabilecek bir süreç. Ama kendimizi toplumsal olarak da daha böyle bir sakinliğe, sükunete çektiğimiz bir dönem aslında baktığımız zaman. Hani o açıdan ele aldığımızda hem bireysel, hem çocuklarla ilişkimizde, hem aile ilişkimizde, hem toplumla ilişkimizde kendimizi daha iyi seviyeye çıkartacağımız bir ay. Ama lütfen insanlar bazen şunu diyor, ya Ramazan'ın şey geçti ama çok boş geçti. Bunu dememeden önce daha başındayız hı hı. Ramazan'ın. Eğer yapabiliyorlarsa lütfen kendilerini bir çek etsinler. Ben neyi değiştirmek istiyorum kendime? Ben çocuğumla alakalı nasıl bir etkinlik yapmak istiyorum? Ya da nasıl ona güzel bir huy vermek istiyorum? Bence muazzam bir ay. Hı hı. Rahmetin, bereketin sağanak sağanak yağdığı bir ay. Bence bunun farkına varsınlar. Ve her yaptıkları davranışta dualarını eklesinler, güzel niyetlerini eklesinler. Çocuklarına güzel huy yetiştirmek için ya da güzel huyu daha iyi vermek için böyle aktiviteler yapsınlar. Bence Ramazan çok daha güzel ve bereketli geçecektir diye sözü bitireyim yanımda. İnşallah Allah bize de bu şekilde geçirmeyi evet, nasip inşallah. Etsin. Biz de Ramazan ayında programda özellikle Ramazan'la bağdaşacak evet. konuları ele almaya çalışıyoruz. Evet. Bahsettiğiniz başlıkların her birisinin ayrı ayrı, hepsi uzunca konuşabileceğimiz evet. konular olduğu için de 2 saat boyunca biz programımızda evet. konuşmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklarla ilgili kısmını ben ayrıca çok önemsiyorum. Evet. Geçen gün bir din kültürü öğretmeninin bir röportajına denk geldim. Hı hı. Ve şundan bahsediyordu, gençlerle ilgili deizm ve ateizm gençler hı hı. arasında çok yaygınlaştığı şeklinde evet. bir söylem var. Peki bu kendiliğinden gençlerin
kendi kendine karar verdiği bir durum mu, yoksa biz farkında olmadan onları yetiştirirken buna mı sürüklüyoruz kısmından bahsetmiş ve okuldaki gözlemlerinden bahsetmişti. Müslüman ve ibadetlerini yerine getiren ailelerin çocukları olmalarına rağmen dinin çok temel taşlarından bir haber büyümüş. Evet. Ve sonrasında yaşadıkları anlayışın deizme ne kadar yakın olduğunu fark etmemiş ve sonrasında bizim onlara deizm yaftası yaptığımızdan bahsediyordu. Burada işte Ramazan özellikle ailede çocuğa bu bilinci kazandırma noktasında çok kilit yer tutan zamanlardan birisi. Evet. Ben de kendi çocukluğuma baktığımda hep böyle bir tebessümle hatırlıyorum o zamanları. Çünkü işte o orucu tutmak, bir şeyi başarmış olmak, işte ben de oruç tuttum, ben de bugün oruçluydum, evet, diyebilmek. Anadolu'da çok güzel adetler varmış Şehadet Hanım. Bir tam gün orucunu tutan çocuklar köyün başından sonuna kadar bir yetişkinin sırtında götürülürmüş, oh, mesela. Yani onu omuzlarında taşıyacak kadar yüceltilecek bir şey. İşte inşallah biz de bunun bu kadar kıymetli, evet, olduğunu anlatarak, evet, onların idrak etmesini sağlayarak, evet, bu zamanı geçirelim. Çok daha fazla imkanlarımız var bunları yapabilmek, evet, için. İnşallah doğru şekilde faydalanalım bu imkanlardan. Çok kısa bir şey ekleyebilir Tabii, miyim? Lütfen. Biz bağ kurmaktan çok bahsediyoruz değil mi Nihan Hanım? Yani anneye bağ kurmak, babayla bağ kurmaktan çok bahsediyoruz. Bazen hata da yapıyoruz bunlarla ilgili. Yani gerçekten de sağlıklı bir bağ kurmayı da bazen beceremiyoruz. Ama çocuklar için gerçekten o savunmasız hallerinde, o bir şeyler yapamayacak, gerçekten çıkmaza girdikleri hallerinde yaratıcıyla, Allah'la bağ kurmaları çok kıymetli. Hı hı. Ve bunu da işte küçük küçük ibadetler yaparak, sadakalar vererek, işte oruçlarını bazen yarım bazen tam arada bir su içerek ya da bir şeyler atıştırarak yapmaları çok kıymetli. Lütfen bu konuda ben özellikle annelere babalara diyorum ki teşvik edici olalım. Hı hı. Dünyaya biz bağlarla geldik. Toprağa bağlandık. İlk önce anne karnına, sonra toprağa bağlandık. Yani bir ayağımız yere değiyor değil mi? Bir bağımız var. İşte bağı her şeyden kopartırsak, manevi bağımız da var. Bağımızı her şeyden kopartırsak bağlanacak hiçbir şeyimiz, evet, kalmaz. İşte biz bu çocuklara çok küçük yaşına itibaren bunları vermeye çalışırsak, en azından güzel niyetle vermeye çalışırsak, inanın bana bazen o deist, ateist dediğiniz çocuklar bile o bağları hatırlayıp, aa özüm böyleydi galiba deyip tekrar bir dakika tekrar ben bir çek edeceğim deyip tekrar bir kendiyle alakalı döneme girip yüzleşmeye girebilip tekrar bu dönüş sağlayabiliyorlar. Evet. Hani bu, lütfen bunu böyle çok hayatımızda bitti, mahvolduk demek yerine biz o çocuğa hangi tohumu ekebiliriz diye bakılsın. Hı hı. Ne tohum ekerseniz ekin. Ben hayatta her zaman şunu diyorum ailelere. Siz ne ekerseniz muhakkak onu biçeceksiniz. Önemli olan en güzel şekilde ekin. Belki 5 yıl sonra görmezsiniz ama 10 yıl sonra görürsünüz. Hı hı. Muhakkak onun, o çocuğa verdiğiniz güzel bir özelliğin, huyun ya da bir alışkanlığın meyvesini daha sonra görür. Bazen hemen göremeyiz ama sonradan görebiliriz. Evet, inşallah bize de bu zamanları görmek nasip olsun. Bahsettiğimiz umutsuz tablodan uzaklaşıp şaşırdığımız, evet, bir noktaya geliriz inşallah. Kesinlikle. Bu da çocukların kendi kendine yapabileceği bir şey değil. Yetişkinlere, evet, çok büyük sorumluluk düşüyor. Her seferinde de bunu vurguluyoruz. Çocuklarla ilgili çok sorularımız oluyor. Bugün de cevaplayacağımız, evet, evet, sorular var ama çocuklar herhangi bir sorunu kendi kendilerine üretmiyorlar. Yaşadıkları ortamın bunun üzerinde çok büyük etkisi var. Ve dolayısıyla bu sorunun çözümü olması için de çocuğun kendi kendine, evet, bir şey yapmasından ziyade ailenin de etkin rol alması, evet, gerekiyor diye her seferinde, kesinlikle, vurguluyoruz. Bu durumda aynı ona benzeyen, onunla nasıl ilişkilendirirsek yine sorunlarla da ilişkilendirebileceğimiz gibi bir durum. Kesinlikle. Şimdi çok sık aldığımız sorulardan birine geçmek istiyorum. Defa defa bu konudan bahsediyoruz ama bu kadar sık almamız da toplumda çok yaygın olduğunun göstergelerinden de birisi bence. Dikkat eksikliği zamanla geçer mi diye sormuş izleyicimiz. Şimdi ben dikkat eksikliğine çok kısa birazcık değinmek istiyorum. Evet, çünkü çok fazla konuşuluyor ama birazcık daha farkındalık kazansın istiyorum. Şimdi dikkat eksikliği dediğimiz şey, farklı farklı versiyonları var. Yani neden farklı farklı versiyonları var? Çünkü bazen dikkat eksikliği diyoruz, bunun içinde hiperaktivite oluyor, bunun içinde dürtüsellik oluyor, bunun içinde gerçekten dikkat dağınıklığı oluyor, bunun içinde bir zamanlama problemi olabiliyor ya da benzer işte yaşına ve yaşına uygun hareketler yapmama gibi farklı farklı durumlar söz konusu olabiliyor. Burada dikkat eksikliğinden kastettiği şey izleyicimizin dikkat dağınıklığı mı yoksa dikkat eksikliği bozukluğu mu? Yani
İçinde hiperaktivite yazıyı alın, içine dürtüsel yazıyı alın, içine birçok şey alabilirsiniz. Şimdi ben varsayıyorum ki hepsiyle alakalı soru sormuş olsun. O zaman ona göre bir ayırıma gitmek istiyorum. Şimdi eğer ki dikkat eksikliği böyle suyun yüzünde gözüken dikkat eksikliği eğer depresyona bağlıysa. Evet bir dikkat eksikliği problemi var ama altına bir iniliyor. Koca bir depresyon. Anne baba ayrı. Çocuk yeteri kadar değer görmüyor, çok fazla kardeş var, içinde kardeş kıskançlığı varsa buna direktman dikkat eksikliği gözükse bile vitrin evet dikkat eksikliği ya da bir rapor bize dikkat eksikliği diyor ama eğer ki davranış ve duygu durumuyla alakalı sıkıntı varsa önce orayı bir halletmek gerekiyor. Çünkü o sonucu olmuş olabilir. Yani dikkat eksikliği davranışların başlangıcı değil ama yaşadığı travmalar dikkat eksikliğine doğru semptomları göstermiş olabilir. Şimdi burada ilk önce terapilerle başlamak gerekiyor. Terapilerle beraber çocuk depresyonunu atlattıktan sonra baktınız ki çocuk kendine daha iyi uyumlu, duygulara daha iyi uyumlu, insan ilişkileriyle, sınıf arkadaşları ilişkileri daha iyi uyumlu olduğunu fark ettikten sonra zaten dikkat eksikliği sadece bir ya da hiperaktivite hareketleri sadece bir görünürdeki bir şeymiş. Altı temizledikten sonra, dibe yani merkezi temizledikten sonra dikkat eksikliği çıkmayabilir. Böyle durumlar da var, böyle vakalar da var. Evet. Bunları sadece bir izleyicilerimiz farkına varsınlar. Çünkü her hiperaktif olan, her dikkat dağınıklığı olan ya da öyle gözlemlediğimiz çocuk nörolojik olmayabilir ya da psikiyatrik olmayabilir. Bu depresif durumu olabilir. Şimdi diğer bir durum ise daha farklı. Yani nörolojik ve psikiyatrik yani beyin yolakları dediğimiz yani beyindeki bağlantılarda bir sıkıntı var. Yani sağ ve sol beyin şöyle düşünün bir sağ bir sol beyin var elimde. Sağ ve sol beyin arasındaki bağlantı da korpus kolozum diyoruz. Ve bu korpus kolozumun ikisi arasındaki bağlantıyı sağlayan hormon dopamin hormonu. Bu hormon çok sağlıklı bir şekilde sağ ve sol loblara bilgi aktarmadığı zaman bilgiler hop duygu durum tarafına amigdalaya gider ve çocuk tepkisel yaklaşır. Bir anda öfkelenir, bir anda hakaret etmeye başlar, bir anda sınıftan kalkıp gitmeye başlar. Şimdi demek ki nörolojikse eğer psikiyatrik ya da nöropsikiyatrik bir durum varsa burada çocuğun aileyi de göz önünde alarak yani ailenin ilişkisel durumunu, çocuğu tetikledikleri durumlar var mı? Göz önünde alınarak ilaç başlanılıyor. İlaç başlanarak o çocuğun o beyindeki yolakların tekrar yapılanması sağlanıyor. Doğru bir doktora gitmek burada ve doğru ilaçla başlamak çok kıymetli. Çünkü yanlış teşhislerle başlanabiliyor. İlk gözlem açısından eğer ki davranışlarla alakalı varsa muhakkak bir terapiyle başlanmalı. Terapi toparlayabildiği kadar ya da bireysel çalışmalar vardır dikkat eksikliğinde. Onlardan da bahsedeceğim. Onlarla gidebildiği kadar çocuk kendi yetisini kazanmasını sağlanıp ondan sonra bir psikiyatriye gitmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü çocuğun da bir kendi yetisini görmesi gerekiyor. Bunlar yapılan çalışmalar dediğimiz gibi cihazla yapılan çalışmalar var, çocukla eğitim ve eğitimsel çalışmalar var. Çocuğa belli sınırlar koyarak yapılan çalışmalar var. Ama her çocuğa bu etki etmeyebilir, her çocuk tak diye buna cevap vermeyebilir. İşte o zaman muhakkak hem psikolog hem psikiyatrik beraber çalışılması gerekiyor. Peki zamanla geçer mi? Şimdi eğer hiperaktif durumu varsa biz çocuklukta gördüğümüz hiperaktiviteyi ergenlik ve ergenlik sonrasında çok görmüyoruz. Böyle bir durulmaları geliyor. Böyle bir sakinleşiyorlar, duruluyorlar. Böyle bir şey görüyoruz. Bu bizim gözlemimiz. Ve yapılan çalışmalarda bunu söylüyor zaten. Ama dikkat eksikliği dediğim gibi nörolojik boyuttaysa ve artık psikiyatrist destekle de devam ettiyse biz bunu hayatının yani uzun bir süresince zaten görüyoruz. Bir anda geçmiyor maalesef. Ama ne oluyor? Kişi beceri kazanıyor. Burada önemli olan beceri kazanması. Yani mesela örnek veriyorum. Ben makale yazarken diyebilir ki ben dikkatimi veremiyorum. Tam o zaman işte belli zamanlar ilacımı alıyorum. Kendimi toparlıyorum. Bazen ilişkisel durumlar var yanımda. Yani iş yerinde iyi yönetemez. İlişkilerini iyi yönetemez. Sürekli boşanma durumundadır. 2-3 tane boşanma gerçekleştirebilir. Ya da sürekli bir kendini işlerinde sürekli hatalar yapmaya başlar. Artık çok fazla göz önüne dokunur. İşte dediğim gibi bu demek ki geçen bir süreç değil. Bu daha nörolojik bir durum. Bunun farkına varsın izleyicilerimiz ve buna göre eğer doktordan bir tedaviye devam edeceklerse artık beceri tamamen kazanana kadar, beyin yolakları tamamen yerleşene kadar ilaç kullanmaları ve doktoran tedavi görmeleri daha sağlıklı olacaktır. Ama çok kaygılanmasınlar. Eğer ki diğer durumlardaysa terapetik yöntemlerle ya da belli hayatının belli bir sürecinde
bu becerileri kazanarak yaptığı çalışmalar ya da tedavilerle, medikal tedavilerle de sağlıklı, daha böyle dikkatini toparlayacak hale girebilirler. Hem çocuklukta hem yetişkinlikte hayatı gerçekten evet. etkileyen evet. durumlardan birisi, ihmal etmememiz evet. gereken durumlardan da biri. Özellikle de çocukluk çağında erken müdahalenin burada da etkili olabileceğini de anlamış oluyoruz evet. böylece. Burada tabii öğretmenlerin gözlemine biraz daha kulak vermek de çok kıymetli evet. oluyor. Çünkü genelde velilerde karşılaştığımız durumlardan birisi, tabii ki herkes kendi çocuğunun her zaman iyiliğini istediği için, eğer biraz daha olumsuz, biraz daha üzerine düşünmesi gereken bir durumdan bahsediliyorsa, ilk etapta çok fazla kabullenmek evet. istemeyebiliyorlar. Varsa eğer böyle izleyicilerimiz, belki bunu da tekrar zihinlerinde bir canlandırabilirler diye bahsetmek istiyorum bu durumdan. Bunu kabullenmedikleri takdirde okulun psikolojik danışmanlık birimi veya sınıf öğretmenleri daha zor durumda kalıyorlar. Sonrasında daha zaman kaybettikleri için o çocukta alınacak yol, o çocukla kat edilecek mesafede de geri kalmış oluyorlar maalesef. O yüzden gerek dikkat eksikliği, gerek farklı problemlerle ilgili, eğer herhangi bir şeyden bahsediliyorsa, bir gözlemden bahsediliyorsa okulda, biraz daha okulu veya öğretmeni ya da sınıf arkadaşlarını suçlamak yerine, acaba bu çocuğun hayatında ters giden bir şeyler olabilir mi diye sorgulamak da bu noktada çok kıymetli oluyor. Bizim de okullarda en çok sıkıntı evet. yaşadığımız durumlardan kesinlikle. Biri de bu oluyor maalesef. Yine çocuklarla ilgili bir soru var. Şöyle sormuştu izleyicimiz. Kızım çok kaygılı. Ne yapabilirim? Şimdi kaygı gerçekten altyapısı böyle basit olan bir şey değil yani. Çünkü kaygı stresle beraber gelir ve daha sonra depresyon, panik atak gibi daha farklı aşamalara doğru gidebilir. Kaygılı olan çocuklarda biz ilk önce deriz ki, anne baba kaygılı bir yapısı var mı? Evde kaygı ortamı var mı? Bazen biz çocuktan önce anneyi terapiye aldığımızda ya da babayı bir terapiye aldığımızda, baba ve anne biraz sakinleşip kaygıları azaldığı zaman çocuğun da otomatik olarak kaygısının azaldığını görüyoruz. Daha iyi duygularını yönetebilir hale geliyor. Şimdi kaygıların olmasının diğer bir sebebi de, hani böyle bir durum yok ama çocuk gerçekten duyguları nasıl yöneteceğini bilmiyordur. Hı hı. Duygularının sorumluluğunu almayı da bilmiyordur. Ve bununla alakalı hem okulda hem aile ortamında hem de arkadaş ortamında sıkıntılar yaşıyordur. Sıkıntılar yaşadığı zaman cesaret etme, bir şeye başlama, kendini ortaya çıkartma ya da istediği bir şey varsa bir parmak kaldırabilir. Bir dakika, burada ben de varım diyebilme gerçekten çok zorlaşıyor. Şimdi burada ne yapılabilir? Burada dediğim gibi ilk önce anne baba kaygılı mı? Yani evde kaygı ortamı mı var? Kıyaslama ortamı mı var? Bir eleştiri ortamı mı var? Lütfen ilk önce buna bakılsın. Yani biz ilk önce hemen şey yapıyoruz. Böyle zannediyoruz ki sorun, gördüğümüz şeyi hemen çözmeye evet. çalışıyoruz. Ama semptomun altyapısında bizler oluşturuyoruz. Yani anne baba oluşturuyor bunu. Ve anne baba olarak da her şeyi mükemmel yapamayabiliriz. Ama en azından daha iyi nasıl hale getirebileceğimize bakmamız hı-hı. gerekiyor. Eğer ki evde böyle bir ortam varsa, baba kıyaslıyorsa ya da anne kıyaslıyorsa, baba anneyi eleştiriyorsa, hı-hı. sürekli bir eleştirme, evde sürekli bir gerginlik ortamı, bir sıkıntılı bir stres ortamı varsa, bakın siz bunu tolere edebilirsiniz. Çocuk bunu tolere edemez. Biz bunu zannediyoruz ki çok kolay tolere edebiliriz. Bir baba anneye hafiften sesini yükselttiği zaman anne bunu tolere edebilir. Ama çocuk orada hüngür hüngür ağlar. Evet. Ve terapiye geldi zaman yıllar sonra der ki, ben çok çaresiz kaldım. Annemi koruyamadım der. Hani bu hayat boyu devam edebilir. Hayat boyu çaresiz kaldım, hayat boyu şunları yaşadım diye de artık bilinçaltına bu şekilde yerleştirebilir. Yanlış bir yerleştirme olmuş olabilir, hı hı. ama hayatta vereceği kararlara kadar etkileyebilir. O yüzden biz zannetmeyelim ki yaptığımız her davranış, ya çocuklar yetişkin gibi anlar. Hayır, çocuklar yetişkin gibi anlamaz. Neden biz çocuklarla konuşurken onların boyuna eğiliyoruz, onların anlayacağı dilde konuşuyoruz, bazen onlarla oyun yapıp şakalaşıyoruz? Neden? Çünkü onların dünyasına girip onları anlayabilmek için. Ama aynı şeyi çocuklardan beklemek, 10 yaşına geldi anlasın artık demek, hı hı. ya da 5 yaşında, 10 yaşında diyerek bunları böyle mazeret olarak ortaya sunmak çok sağlıklı değil. Şimdi o yüzden eğer ki evde böyle bir ortam varsa lütfen bundan bir uzaklaştırılmalı. Hı hı. Anne baba ne yapabilir? Evdeki gerginliği, kıyaslamayı, eleştiriyi ya da kardeşler arasında kıyaslama varsa bunu, ya da anne çok kaygılıysa,
şuraya mı gitsem, buraya mı yap, bunu ben yapamam, edemem gibi böyle çok fazla dile getiriyorsa çocuğun yanında belki bunu daha da azaltması lazım. Kaygılarını azaltarak konuşması lazım. Aynı şey baba için de geçerli tabii. Diyelim ki bunları yaptılar ama kızların kaygısı azalmadı. Çünkü kronik bir kaygı yani çocukluktan, bebeklikten beri gelmiş olabilir bu kaygı. Yani kaygılı ortamı göre göre artık onu kronik hale getirmiş olabilir kişi, çocuğumuz. Böyle bir durum olduğu zamansa eğer ki durum siz elinizden geleni yaptınız ve hala kaygılı bir yapısı var. Bakın bunun ilerisi hani stresle başlar kaygı, panik atak, depresyon, artık kişilikle alakalı bazı problemler çıkmaya başlar. Lütfen ve lütfen çok fazla beklemeden bence uzmandan bir destek alınması, en yakın bir terapi merkezi varsa destek alıp çocuğunun, kız çocuğunun duygularını yönetebilme, kaygılarını yönetebilme, duygularının farkında varma ve duygularını sorumluluğunu alabilme, sorumluluklarını alabilme gibi çalışmalar yapılıp bu kaygılardan uzaklaştırılması sağlanması gerekiyor. Ben de çok fazla eğer ki elinizden geleni yaptı anne baba çok da fazla beklemesinler. Ellerinden geleni yaptılar. Eğer ki biz birkaç gün yaptık ama daha fazla devam edemiyoruz diyorlarsa muhakkak ve muhakkak sadece bireysel değil ailece de gidebilirler. Çocukların ileriki aşamalarında daha böyle rahat ve kendinin duygularına farkında olan bir birey olabilmesi için. Evet. Bu aile ortamının çocuğu ne kadar etkilediğini maalesef göz ardı edebiliyoruz. Dışarıdan bakan bir göz anne babanın davranışlarını görünce çocuktan bunu görmek ne kadar normal diye yorumlayabiliyor mu? Biz kendimiz o durumun içindeyken nasıl davrandığımızı, nasıl mesajlar verdiğimizi fark etmeyebiliyoruz. Özellikle kaygıyla alakalı da ebeveynlerde çok sık karşılaştığımız durumlardan birisi sizin de bahsettiğiniz gibi. Anne babanın tavrı çocuğa direkt yansıyor ve hep söylüyoruz çocuklar bulunduğu ortamdaki duyguyu bir sünger gibi emerler diye. Bunun gibi kaygılı durumları da çocuklar kendi üstlerine yükleniyorlar maalesef. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Buna benzer sorular da daha önce cevapladık. İnşallah daha fazla karşılaşmayacağımız sorulardan biri olur. Şöyle sormuştu izleyicimiz. Eşimin maddi yönden durumu gayet iyi. Ben ev hanımıyım, iki çocuğum var ve evinde ev işleriyle uğraşan bir insanım. Eve bir şey aldığım zaman eşim her zaman benden hesap soruyor ama kendi ailesine karşı çok hassas ve onlara maddi olarak çok fazla şey veriyor. Onlara karşı yaptığı şeyler kendi gözüne batmıyor ama bizim kendi evimizle ilgili benim yaptığım harcamalarım onu rahatsız ediyor. Ve sürekli benim param, benim kazancım diyerek beni aşağılıyor. Bu durumda çok yıpranıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi benim kazancım, benim param diye evlilikte böyle bir yaklaşım çok sağlıklı değil. Neden yanılım? Çünkü yaptığınız her şey, evinize yaptığınız her harcama dininizde var, dinimizde de vardır. Bir sadaka niyetindedir. Ve aynı zamanda bir şeydir, mecburi bir hizmettir. Yani yapılması gereken bir şeydir. Çünkü onlar size Allah'ın emaneti olarak verildi. Eğer kişi bunun farkında değilse, yani eşim bana Allah'ın emaneti olarak verildi, çocuklarım bana Allah'ın emaneti olarak verildi diye demiyorsa ve bunu sahiplenmiyorsa, burada ciddi bir problem vardır. Burada ciddi bir sıkıntı vardır. Çünkü neden? Burada o kişiler sokaktan bulduğu ya da herhangi bir şey değil, gerçekten de emanet olarak verildiği bir şeydir. Buradaki sıkıntı da kişi sahiplenemiyor, hala ailesini sahiplenemiyor gibi. Ben şunu hissettim, kendi ailesiyle yani bu hanımefendinin eşi, beyefendi kendi ailesine, kendi anne babasından ayrışmamış hala. Hala ayrışamadığı için yani kendine bir birey oluşturamamış. Birey hattını oluşturamadığı için de ister istemez hala kendini anne babasının evladı gibi ve onlara her şeyi vermek ama kendi ailesine bir şey vermemek gibi bir bilinç oluşturmuş. Bunun belki hani biz bilemiyoruz ama belki ailenin yapısıyla da alakalı olabilir. Bazı aile yapıları biliyorsunuz hani böyle oğlum hep bana baksın, bana sahip çıksın, işte geline ya da çocuklara bakmasın bir mentalitesi var. Maalesef böyle bir şey var. Ama bunun ne dinimizde ne de kültürümüzde yeri var. Lütfen bunu izleyen anneler, babalar, anneanneler, babaanneler varsa fark etsinler. Eğer buna sebep oluyorlarsa lütfen biraz farkındalık kazansınlar. Çünkü bu bir haktır. Bu bir haktır ve istemeden de olsa o yuvanın yıkılışını ve o yuvanın
çöküşünü psikolojik olarak en azından çöküşünü evet. izlersiniz. Ve bu da bir haktır, vebaldir diye evet. düşünüyorum. Bunu eğer izleyicilerimiz varsa fark etsinler. Hı-hı. Neden bu kadar net konuşuyoruz burada? Çünkü buradaki durum kişinin hala kendi anne babasını, kendi eşini ve çocuklarını yeteri kadar ihtiyacını karşılayamamasıdır. Ki eğer anne, maddi durumda da bir sıkıntı yoksa burada karşılamayla yükümlü. Yani evet. artık bir şeydir, mecburi bir durumdur. Yani hı hı. onlar bir emanet olduğu için. Ben şöyle söylüyorum, hanımefendi çok üzülüyor. Bunun farkındayım. Söylemiş zaten çok üzüldüğünü ve hanımefendiyi çok fazla aşağılıyor. Muhtemelen hani aşağılama varsa evlilikte, manipüle edilmek varsa, lütfen bunu izleyicilerimiz özellikle dinlesin. Aşağılanıyorlarsa, manipüle ediliyorlarsa, hı hı. her zaman başarılı olduğunuz ya da başarılı olmakla zorunda değilsiniz. Her zaman siz böyle, sen şöylesin, sen böylesin zaten, sen beceriksizsin, annen gibisin, baban gibisin, şöylesin diye bir laf, yaftalama varsa evde. Aynı zamanda bu olay, bu aşağılama çocukların gözü önünde yapılıyorsa. Evet. Ben daha iyiyim, sen daha düşüksün. Ben daha başarılıyım, sen böylesin gibi sözler varsa. Hanımefendinin gerçekten bütün kolunu kanadını kıracak şekilde yaklaşıyorlarsa, bir kere şunu fark etsinler, manipüle ediliyorsunuz. İkincisi, egoist ya da narsistik bir adamla evli olmuş olabilirsiniz. Lütfen bu detaylı baksınlar. Çünkü siz en dünyanın en güzel kadını olsanız, dünyanın en güzel giyinen şeyi olsanız, dünyanın en iyi yemeğini yapan bir hanımefendi olsanız, asla bu insanları memnun edemezsiniz. Asla bu insanları, harika bir eşim var, harika işler yapmış, çok zor derler. Evlerine kadar derler. Bir şey sahip olduktan sonra ise onu gerçekten çok değersizleştirirler. Hı hı. Eğer ki araştırabiliyorlarsa lütfen narsist kişilerle baş edebilme üzerine bazı kitaplar var. Bunları okusunlar. Ama gerçekten artık gücüm kalmadı. Yapamıyorum. Zorlanıyorum diyorlarsa lütfen, hani kitaplar da yeterli olmuyorsa, ben bu hanımefendinin uzmandan bir destek almasını, en azından kendi içsel dinamiğinin güçlenmesi gerekiyor. Çünkü muhtemelen öyle bir hale geliyor ki kolu kanadı kırılıyor ve kendini yeteri kadar ifade edemiyor. Ve kendini daha da geriye çekmeye başlıyor. İşte bu da sağlıklı değil, ruhsal ve psikolojik bir çöküşe doğru gidebilir. Hani bunu istemediğimiz için anneler bizim için çok kıymetli, çocuk evet. yetiştiriyorlar. Hiç kolay bir şey değil. Çocuğun geleceği annedir yani. O yüzden lütfen kendilerine yatırım yapabiliyorlarsa bunu yapsınlar. Gidebiliyorlarsa uzmandan bir destek alsınlar. Ama birkaç bir kitap söylemek istiyorum. Zor kişiliklerle baş etme üzerine bir kitabımız vardı zaten. Hı hı. Onu zaten söylemiştik daha önceki yayınlarda. O kitabı okusunlar. Bir de bu tarz karakterli insanlarla veya araştırabilirler, narsistik yapıda olan insanların özellikleri ve nasıl davranacakları üzerine bazı videolar var. Hı hı. Ama bazen onlar işe yaramayabiliyor. Çünkü neden? Çok fazla tetikleniyoruz. Evet. Çok fazla böyle alarm durumunda olabiliyoruz. O yüzden de eğer ki çok hal edemeyecek durumdaysa uzmandan bir destek alması daha sağlıklı hı hı. olacak Taniye Hanım. Daha önce de uzun uzun narsist kişilerle yaşamanın hı hı. ne kadar zor olduğunu, nelerle karşılaştığımızı hı hı. anlatmıştık. Tabii bu soruyu soran izleyicimiz mutlaka bu durumun içindedir demek anlamına gelmiyor ama bunu da göz ardı etmemek hı hı. gerekiyor. Biraz daha fark etmek gerekiyor. Çünkü bazı yanlış yaklaşımlarımız da oluyor. Ben onu sevgimle iyileştireceğim. Ben onu daha iyi yapacağım işte. Kurtarıcı olduğunu evet, görüyoruz değil mi? Yani? Evet maalesef ki bunu da konuştuk. Kurtarıcı olduğumuz zaman nasıl yıprandığımızı, bir kurtarıcının zamanla zorbaya da dönüşebildiğini. O yüzden bunları biraz daha fark etmek, değişimi başlatmak adına çok kıymetli. Sizin verdiğiniz cevaplarla da inşallah izleyicilerimizin zihninde yeni pencerelerde açılmıştır. Şöyle bir sorumuz var. Biraz ilginç bir soru. Belki bu soruda kişisel gelişim merkezleriyle alakalı da bahsedeceğimiz durumlar olabilir. Evet. Şöyle sormuş izleyicimiz. 40 yaşındaki eşimle 18 yıldır evliyiz. Hep büyük sorunların olduğu bir evliliğimiz oldu. Eşime kişisel gelişim merkezinde akıl yaşın 12 denmiş. Çok eksik yanları var. Bu durumda ne yapılabilir? Evet. Bu tür sorular ya da bu tarz biraz bilimsel, çok bilimsele yaklaştıramadım. Neden? Çünkü akıl yaşın 12 denen kişiye bir yol yöntem ya da bir test vererek yapılmış olabilir. Muhakkak bu testin belki bir açıklaması vardır. Ama çözüm yolu nasıl bulunmuş? Bu çok önemli. Niye evet. gitmiş? Çok önemli.
kendi değiştirmek için mi gitmiş yoksa akıl işimi öğreneyim diye mi gitmiş? Hani bu çok kıymetli. Evet. Şimdi bunları bilmek çok kıymetli. Eğer gerçekten kişi kendimle alakalı sıkıntılar var, eşimi çok üzüyorum ve evlilikle alakalı bir sıkıntım var dediği zaman ben burada kişisel gelişim merkezlerinden ziyade lütfen psikolog ya da terapistlere, uzmanlara gidilmesini tavsiye ediyorum. Evet. Burada kişisel gelişim uzmanları ya da buna benzer alanlardaki insanları şey yapmıyoruz. Yerip ya da herhangi bir şey yapmıyoruz. Ama o kişisel gelişime gitme durumları farklıdır. İşle alakalı, başarıyla alakalı durumlar ayrıdır. Ama gerçekten evde bir ciddi bir psikolojik bir sıkıntı vardır, psikopatolojik bir durum vardır. Onun için uzmana gitmek. Bu alanda hem tıbbi eğitimini almış, hem de bilimsel eğitimlerini almış, hem de gerçekten nasıl yaklaşım yapabileceğini, nasıl ulaşım yapabileceğini ve metotları net bir şekilde yerleştirmiş olan kişilere gitmeleri çok daha kıymetli. Biz bu sorulardan hiçbir zaman bitmeyecek bu sorular Nihan Hanım. Çünkü neden? Biz birazcık daha böyle mistik ve farklı konuşulan ya da böyle değişik böyle gelecekle alakalı bize bilgi verilen ya da böyle hiç duymadığımız bir şey duymaya aslında meraklı bir milletiz. Ve bunlar bize aa öyle mi şöyle mi ya da bir enerji durumları gibi şeyler de olabiliyor. Biz bunları gerçekten duymaya meraklıyız. Ama bunu ne için yaptığımız çok önemli. Eğer gerçekten işlerinizle alakalı ya da kendinizi geliştirmekle alakalı bir durumunuz varsa onun için herkes gidebilir. Ama durum çok daha kronikse, bakın evlilikle alakalı sıkıntıları var ve hanımefendi gerçekten çok zorunlu. Böyle durumlardaysa lütfen evlilik danışmanına, bir uzmana gidilmesi ve bu konuda uzman kişilerden destek alınması çok kıymetli. Şahidat Hanım, uzman kişilerin sahip olması gereken özelliklerden de bahsedelim dilerseniz. Evet, yani mesela ilk önce mesela muhakkak bunların psikoloji ya da psikiyatri mezunu olmaları gerekiyor. Bunlara lütfen çok önem verin. Yani herhangi bir gittiğiniz herhangi bir terapi olurum, uzmana gidiyorum diyorsunuz. Yani bakıyorsunuz mesela hiçbir şekilde psikoloji mezunu değil. Mühendis oluyor, işletme oluyor. Hiçbir alakası olmayabiliyor ve doğru bir bir yaklaşım verebiliyorlar ama tamamen sonuca gitmeyebilirsiniz. O yüzden kişiler muhakkak ve muhakkak bunu yapmış, aynı zamanda bir master olmuş, aynı zamanda eğitimlerini tamamlamış insanlar. Travma eğitimi olabilir, bilişsel terapi olabilir, işte çocuk üzerine olabilir, kişilik bozuklukları üzerine eğitimlerini almış olabilir. Çünkü bu insanlar yani psikoloji olan ya da bu alanda olan insanlar sadece terapi alıp bitirmiyorlar ya da eğitim alıp bitirmiyorlar. Sürekli bir hani konsültasyon süreci içerisinde sürekli bir daha da uzman bir kişiden görüş alma süreci içerisinde olduğu için süreç daha sağlıklı yürütme aşamasında. O yüzden ben tekrar söylüyorum. Evet, bazı durumlarda eşinin yaklaşımı, eşinin verdiği tepki ergen bir çocuğun tepkisi gibi olabilir. Ama bu kişinin akıl yaşı bu demek onların yaptığı testlerle alakalı bir şeydir. Çünkü hanımefendi şunu düşünmesin. Ben 12 yaşında akıllı olan biriyle mi evliyim gibi düşünmesin. Çünkü bu daha da büyük ağır travmaya sebep olabilir. Hani böyle bir şey istemiyoruz. Ama bazen biliyoruz ki kavgalarda mesela eşli kavgalarda erkek 40 yaşındaki tavrından ziyade 6 yaşındaki çocuk gibi tepki vermeye başlıyor. Ha, ama sen de bana bunu yaptın ama sen de bana şunu yaptın gibi. Hani dinlemiyor eşini. Hani gerçekten ya da bir ergen gibi hani konuşmayacağım gibi trip atmalara başlıyor. Ha, biz bakıyoruz ki evet gerçekten de sorun çözmekten ziyade bazen çiftler kaçış aşamasında ya da çocuklukta öğrendiği şeyi yaşama aşamasında olabiliyorlar. Şimdi burayı biraz güçlendirmek gerekiyor. Şimdi terapist bunu fark edip burayı güçlendirmeye çalışır aslına bakarsak. Eksik yanlarımız neyse biraz ayrı tutar. Bak farkında mısın? Burada böyle yaptın ama bu ne kadar doğru ya da sağlıklı gitmiyor bu ilişki. Hani diye yaklaşım yapar. Hani özellikle ben hanımefendiye şunu söylüyorum. Lütfen eğer evlilikle alakalı probleminiz varsa evlilik terapisine gidin. Yani şunu aslında söylüyorum. Kulak, burun, boğaz sıkıntınız varsa gitmeniz gereken doktor göz doktoru değil, kulak, burun, boğaz doktorudur. Evlilikle alakalı probleminiz varsa ya bireysel terapisi ya da çift terapisine gidilmesi gerekmektedir diyeyim. Ağzınıza sağlık. yani bu cevap için ayrıca teşekkür ederim. Maalesef bununla benzer çok fazla durum yaşıyoruz. Evet. Buna benzer çok fazla soru da alıyoruz. Evet. Ya da bir uzman tavsiyesi istedikleri zaman da işte ben şöyle birine gitmiştim denen kişilerin bu alanda çok yetkin ya da temelleri sağlam eğitimler almadığını da görüyoruz ve bunun kişiye ne kadar zarar verici olabileceğinin farkında değiller maalesef. Yani bir travma eğitimi almamış birinin travmayla çalışması
kişi de gerçekten yeni ve çok daha çözülmesi zor travmalara da yol açabilir. Israrla bundan bahsediyoruz. Ben de bunu tekrar tekrar sormayı önemsiyorum ve seviyorum açıkçası. Evet. Çünkü gerçekten bizim elimizi kolumuzu bağlayan durumlardan birisi oluyor. İnşallah izleyicilerimiz de bunun gibi durumlarla karşılaşmazlar. Herhangi bir kendilerinin istismar edildiği bir durumla karşılaşmazlar. Şehadet Hanım, yaklaşık bir 4 dakikamız Tabii. var. Evlilikten bu kadar bahsetmişken evlilikle ilgili bir başka sorumuz Tamam. var. Onunla devam edelim istiyorum. Evlilik sürekli tahammüle dönüştüğünde ne yapmak gerekir? Evet. Şimdi tahammülden kasıt aslında burada ne olduğuna bakılması gerekiyor. Yani ben bu adama tahammül ediyorum. Bu adam gerçekten beni zorluyor, benim karakterimi, kişiliğimi zorluyor gibi bir hale gelmeye başladıysa kişi ilk önce kendine baksın. Lütfen evlilikte, şu anki bütün izleyicilerimiz için söylüyorum. Benim evlilikte hangi ihtiyaçlarım karşılanmıyor? Yazın. Sevilmediğimi hissediyorum. Değer görmediğimi hissediyorum. Maddi olarak desteklenmediğimi görmek istiyorum. İşte görmüyorum. Hı hı. Yıprandığımı ya da değersizlik hissimi, ne eksiğiniz vardı? Siz onu yaşıyorsunuz. Ya da evlilikten beklentiniz neydi? Yani sıcak bir yuva, işte sevgi dolu bir eş, işte güzel konuşan bir eş. Şimdi her zaman söylediğimiz bir şey var yanın. Kek yapmak istiyorsanız deriz ya, yumurtayla un karışacaksa o kekin içine ne yumurtanın tadını ayrı olarak alırsınız ne unun tadını ayrı olarak alırsınız. Karışır. Hanımefendi yumurta, erkek bir unsa bu karışacaktır. Karakter değişip ve dönüşecektir. Tahammüle dönüştüyse artık kadın ben çok verdim diyorsa evde, evlilikte artık bir cızırtanmanın, böyle bir sıkıntıların artık ortaya çıktığını göstermektedir. Buradaki dediğim gibi çok bir cümlelik bir soru. Detayını bilmiyoruz. Hı hı, yani evet. Neden olduğunu bilmiyoruz. Ailevi sıkıntılar mı var, kayınvalide sıkıntısı mı var, maddi sıkıntılar mı var, bunu bilmiyoruz. Ama eğer tahammüle dönüştü artık, yani ben bu adama sırf tahammül etmek için tahammül ediyorum. Hiçbir bağım yok diyorsa burada birçok bağ kopmuş demektir. Evet. Hani bağlardan bahsediyoruz da bağlar çok kıymetlidir. Sevgi de bir bağdır. Hı hı. Bağlar çok kıymetlidir. Demek ki bağlarda bir yıpranma var. Hatta belki de bir kopma var. Bunu da bilmiyoruz. Ben şunu diyorum. Eğer kendi bir karar verme aşamasındaysa, hayat devam mı, tamam mı gibi. Lütfen bunu vermeden önce bence bir uzmana görüşüp benim ne de eksiğim ya da benim ne de ben hangi ihtiyacım karşılanmadı da ben çok tetiklendim ve belki de eşim de bundan çok tetiklendi. Şimdi iki taraflı bakmak gerekiyor. Evet. Belki de onun da istekleri yerine gerçekleşmedi. Benim de gerçekleşmedi. İki taraflı bakıp ilişkiyi doğru bir şekilde görmek, sağlıklı bir şekilde görmek ve ona göre hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. Ama diğer türlü hani hiçbir şey yapmadan, hani hiç kendimizle alakalı hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir farkındalık kazanmadan bir yeri terk etmek de çok sağlıklı bir yere götürmez bizi. Hı hı. O yüzden bu evlilik muhakkak bir şey katmıştır. Bu evlilik muhakkak bize bir destek, bir farkındalık kazandırmıştır. Bunun belki de farkına varıp buradan bir uzman desteğiyle beraber ona göre karar vermek gerekiyor. Çünkü biz burada detayı bilmiyoruz ve bir yönlendirme maalesef hani keskin bir yönlendirme yapmamız sağlıklı olmayacaktır. Hı hı. Bir iki cümleyle cevabınızı almak istiyorum. Bağların kopması durumundan bahsettiniz. Evet. Eğer böyle bir şey gerçekleştiyse bunun telafisi mümkün oluyor mu? Şöyle çocuklara baktığımız zaman çok daha hızlı olur. Yetişkinlerde bu birazcık daha hani zorlanılabilir. Ama eğer iki taraf bunun için hazırsa ve gerçekten bağları tekrar kurmak için istiyoruz derlerse, o enerjileri de varsa tekrardan kurulabilir. Çünkü yaşadığımız müddetçe yananın her şey bir bağımız var. Hı-hı. Tekrar bağlar neden oluşmasın diyebiliriz. Değişimin kapısının her zaman açık olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Evet. Bu tabii ki önce gönüllü, değişime gönüllü olmaktan Kesinlikle. Da geçiyor. Bu değişimi istemekten ve bunun için çaba sarf etmeye de gönüllü olmaktan Kesinlikle. Geçiyor. Özellikle ilişkilerle ilgili yaşadığımız problemlerde eğer bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa bunun tek taraflı olmayacağını, iki taraflı bir değişimin gerçekleşeceğini de her zaman vurguluyoruz ve akılda tutmakta da fayda olan durumlardan birisi. Çünkü ben hiçbir şey yapmayayım ama karşı taraf değişsin diyerek hareket etmek maalesef çözüm için yeterli bir yol olmuyor. Çok güzel sorularımız var. İzleyicilerden sorular gelmeye devam ediyor ama kısa bir aramız olacak. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız.
Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Şehadet Hanım bugün de sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Sormak istediğiniz sorularınız olursa ekranda gördüğünüz numaradan bize ulaşabilirsiniz. Şehadet Hanım, çok güzel sorularımız gelmeye devam ediyor demiştik. Sıradaki sorumuz şu şekilde. İyi programlar diliyorum diye başlamış izleyicimiz. Teşekkür ederiz. Eşimin ailesi onu her gün arıyor. Ben de çok müdahale etmiyorum. Ama her gün de aranmaz diyorum. Görüntülü konuşuyorlar. Ben de bu durumdan rahatsız olduğumu söylüyorum ama sen açmazsan da ben açarım telefonu diyor. Ve evlendiğimizden beri her zaman ben alttan almak zorunda kaldım. Ama artık dayanamıyorum. Ne yapmam lazım? Teşekkür ederiz böyle bir soru için izleyicimize. Burada onu rahatsız eden en büyük şey ne? Bunu fark etmesini istiyorum. Yani acaba hani sürekli eşim aileyle ilgileniyor, evle ilgilenmiyor, görünmüyorum, değer görmüyorum gibi şeyler mi var işin içinde? Çünkü sürekli aileyi arıyor, beni bile o kadar görüşmüyor mu gibi. Bunu birazcık fark etsin. Bunlarla alakalı mı tepki veriyor? İkincisi, ailesi uzakta olan birim. Yani kayınvalide, kayınpeder uzakta ve sürekli oğullarını mı özlüyorlar? Bunu da birazcık fark etmelerini sağlamak gerekiyor. Diğer bir durum ise, eğer gerçekten çok zorlanıyorsa, bence bunu eşinle konuşup çözemiyorsa, zamanı geldiğinde şöyle bir şey de yapabilir kendisi. Hani anneyle, kayınvalideyle konuştuğu zaman, anne biz de sizi çok özlüyoruz, çok kıymetlisiniz bizim için. Gerçekten aramanız çok bizim için çok kıymetli. Ama şu saatlerde ararsanız, bu saatler işte eşimin yemek saati, evde beraber vakit geçirdiğimiz bir saat ya da hani çocuk var, çocuklarla vakit geçirdiği bir saat. Hani sabah saatinde işteyken ararsanız daha sağlıklı olur gibi. Şimdi bir anda eşinin önünü tamamen tak diye kesmek yerine, bence alternatif yollar, seçenek sunması daha sağlıklı olacak burada. Yani özellikle eşine şunu söyleyebilir. Yani iş ortamında ya da eve gelirken konuşursan, eve gelmeden 5 dakika önce konuşursan daha sağlıklı olur. Çünkü ben gerçekten seni çok özlüyorum ve seninle vakit geçirmek istiyorum. Ve sürekli sen ailenle konuşunca ben gerçekten kendimi çok değersiz ve görülmediğimi ya da işte beni umursamadığını ya da evliliğimizi umursamadığını düşünüyorum diye lütfen açık sözle dile getirsinler. Biz bazen hayır, bunu yapma istemiyoruz diyoruz. Ama niye istemiyoruz? Bunu söylemiyoruz değil mi? Yani evlilikle alakalı eşiyle konuşabiliyorsa, hani yapma etmeden ziyade birazcık daha bu aşamada ya şöyle yapsan ya da şöyle bir alternatif yol bulsan. Ben evde evet 2-3 günde bir konuşabiliriz, ben dahil olmak isterim ya da haftada bir görüntülü ben de konuşmak isterim. Ama benim seninle seni görmeye, seninle sohbet etmeye çok ihtiyacım var. Lütfen benim de ihtiyacımı görür müsün? İhtiyaç kelimesinden yaklaşması çok kıymetli. Benim de sana ihtiyacım var. Benim de seni görmeye çok ihtiyacım var. Benim için çok kıymetlisin diyerek yaklaşırsa ve biz hani eve geldiğinde şu saatleri beraber geçirelim. Hatta beraber ikimiz de telefonları kapatalım. Biraz sohbet edelim gibi böyle belli bir saat aralığı yaparlarsa daha sağlıklı olacaktır. Diğer türlü ne kadar istemiyorum dedikçe bu huyu daha da pekişecek ve daha da çok yapılacaktır. Ama birazcık alan verilip tamam konuşabilirsin ya da şu zamanda konuşabilirsin diye alan verilirse daha sağlıklı olacaktır. İlk önce tetiklenmemiş hanımefendi, sonra tetiklenmeye başlamış, zoruna gitmiş. Evet. Neden? Çünkü belki de konuşmalardan sonra evde farklı bir değişimler, müdahaleler olmaya başlamış olabilir. Hani eşinin davranışları değişmeye başlamış olabilir. Bundan da rahatsız olmuş olabilir. Hani gerekirse bunun da farkında olduğunu, yani evet konuşuyorsun ama ben hani zaman kaybı gittiği zaman, yani seni çok göremediğim zaman çok kötü oluyorum ve ben de istiyorum ki senin yanında olmam ve bazen diyorum ki acaba hani benimle alakalı negatif bir şey mi oluyor? Hani bazen eğer böyle bir düşüncesi varsa hani bunu dile getirebilir, eşiyle açık bir şekilde konuşabilir. Ve zaman eşine seçenek sunsun. Hani diyoruz sınır koyun. Evet. Eşe de bir sınır koyun. Evdesin, eve geldiğin andan itibaren şu saatler arası seninle vakit geçireceğiz, yemek saatimiz. Telefonla konuşulmayacak diye eşe de ya da ilişkide sınır koyabilir. Bunu en güzel yapmanın yöntemi seçenek sunmak. Şu saatte konuşabilirsin ya da yemekten sonra konuşabilirsin gibi. Hayır yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, etmeyeceksin derse hanımefendi iş daha da dediğim gibi bir pekişir ve daha da sıkıntılı hale düşebilir. Nihayetinde bir uyum süreci, iki tarafında birbirinin isteklerini gözeterek birbiriyle de uyumlanması gereken bir süreç. Burada seçenek çok kilit noktalardan birisi. Çocuklarda çok işimize yaradığı gibi ilişkilerde de çok işimize yarıyor. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Eşime 1,5 ay önce kanser teşhisi kondu.
Son zamanlarda da biraz üzerine gitmiştim. Ona nasıl davranmam gerekiyor? Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Bu tarz rahatsızlıklar, buna benzer rahatsızlıklar ya da ağır rahatsızlık, ağır hastalıklarda kişide çok fazla umutsuzluk olur. Nihan Hanım, öfke olur, sinir atakları olur, sinir krizleri olur, ağlama atakları olur. Böyle bir durumda bu kişileri bazen çok fazla böyle üzerine düşeriz ve o da ekstradan onu daha da kötü hale getirebilir. Bence süreci birazcık daha normalleştirip hani sürecin daha sağlıklı olacağını, pozitif bir yaklaşılması daha sağlıklı olabilir. Ona daha olumlu yaklaşımlar yapılması daha sağlıklı olabilir. Bir de sanki süreç normalmiş gibi, yani gerçekten normalmiş gibi birazcık daha yaşamasını sağlayabilir. Yani böyle hayattan artık bitmiş, tükenmiş, her şey yolunda gitmiyormuş gibi değil de gerçekten de her şeyin düzeleceği üzere birazcık umut vererek bazı çalışmalar yapılabilir. Hı hı. Şimdi bu kişilerde öfke, sinir ve umutsuzluk çok fazla olma ihtimali olduğu için ben muhakkak ve muhakkak bu kişilerin aynı zamanda yani bu hastalığa sahip olan kişilerin bir de uzman gözüyle psikolojik bir destek almasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü sevdiğimiz kişi ya da eşimiz, annemiz, babamız, kardeşimiz bize ne kadar yanımızda olursa olsun kendimizi tam açamayabiliriz. Yani zaten ben gideceğim bu dünyadan, zaten yokum, olmayacağım gibi düşünceler çok hakim olacağı için, iyileşmeyi de bu sekteye uğratacağı için uzmandan bir destek alınması süreci daha sağlıklı götürmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum ben. Özellikle de bu alanda danışanları olan, bu alanla çalışan uzmanlar da var. Psiko-onkoloji alanı, evet. Psikolojinin alt alanlarından birisi. Bu hastalıkla mücadele eden kişiler de uzmanlığını bu yönde yapmış kişileri de araştırabilir. Onlardan da destek alabilir. Diğer sorumuz şu şekilde. Hocam ben 29 yaşındayım ve son bir yıldır ilişkilerimde sürekli karşımdaki kişinin ilgisi azalınca ya da mesajlarıma cevap vermeyince kafamda hemen olumsuz düşünceler oluşuyor. Ve kafamda acaba başkasıyla mı görüşüyor şeklinde kurgular canlandırıyorum. Ama bu durum beni çok yormaya başladı ve normal hayatımı da etkiliyor. Karşımdaki kişiyi de etkilediğinin farkındayım. Ne yapmam gerekiyor? Bu normal bir durum mu yoksa gelip geçici bir süreç mi? Şimdi bu gelip geçici bir süreç olduğunu düşünmüyorum. İzleyicimize özellikle onu söyleyeyim. Çünkü neden? 29 yaşında hala ilişkiyle alakalı sıkıntılar ve sorunlar yaşamaya başlıyor. Şimdi Nihan Hanım, biz ikili ilişkilerdeki dinamiklerimizi, ikili ilişkilerdeki duygu durumumuzu ve farkındalığımızı daha çok küçük yaştan öğrenmeye başlarız. 2-3 yaşına kadar tek tek öğrenmeye, tek tek oyun oynamaya başlarken 3 yaşından sonra artık grup içinde bir grup kurarak, bir grup dinamini görerek bir yaparız. Daha sonra okul hayatı, yetişkinlik, ergenlik süreci derken ikili ilişkileri, yani birini sevebilme, biriyle alakalı bir hayat kurabilme düşüncelerimiz oluşmaya başlar. Şimdiki eğer ki bu kişilerde çocukluklarla alakalı, bağlanmayla alakalı sıkıntılar varsa, hem çocukluk, hem bebeklik, hem yetişkinlik, hem ergenlik için söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey varsa, annem bana bakmadı, anneme ben bir işte şey verdim, anne anne diye seslendim, bana cevap vermedi. Ya da bir bağ kurmak istedim, cevap vermedi. Ve bundan sonra da ben annem bana cevap vermeyince ben düşündüm ki annemin sevdiği dediği çocuğum ben. Annem diğer kardeşlerimi daha çok seviyor. Ben annemin gözünde değersizim. Ben annemin gözünde işte kıymetim yok. Annem başkalarıyla, başka çocuklarla ya da başka diğer kardeşlerimle beni kıyaslıyor ve onlara değer veriyor. Ben değerim yok gibi düşünceler yerleşmiş olabilir. Yani bu duygu durumu 29 yaşına çıkmış olabilir ama duygunun başlama sebebi daha çocukluk zamanında anneyle kurduğumuz bağlarla da alakalı olabilir. Bir güvenli bağ kurmamış da olabilir. Bir ihtimali bu. Ben bilmiyorum, birkaç tahminde bulunacağım. İkinci bir durum ise kişi gerçekten zamanla çok sevmiştir. Ama sevdiği kişi ona cevap vermemiştir, mesajlarına dönmemiştir, bir şey olmuştur ve aldatıldığını öğrenmiştir. Bu da bilinçaltında ha tamam, birisi bana mesajlarıma cevap vermiyorsa, ilgisi azalırsa demek ki beni aldatıyordur ya da başka birine doğru kaymıştır düşüncesi yerleşmiş olabilir. Neden bu kıymetli? Bu bilgilerle biz artık geleceğimizle alakalı kararlar vermeye, geleceğimizle alakalı eş seçme durumunda buna karar vererek yapıyoruz. Ama bu karşı tarafta kişi de çok zorlayabilir kendisinin söylediği gibi. Diyelim ki böyle duygularımız var. Gerçekten de kendimizi böyle bir noktadan sonra şunu düşünebiliriz. Ya ben paranoyak mıyım ya? Sürekli bunu düşünüyorum. Ya bana ne oluyor demeye de başlayabiliriz. Ve bunu kontrolümüzün dışında yapmaya başlayabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Yani artık
bu duygu durumumuz kontrol dışına çıkmıştır. Eğer böyle duygular varsa, böyle sebepleri bunlardan biriyse ya da buna benzer bir sebepse, lütfen bunun sebebin merkezine doğru inin. Buradaki duygunuz, ihtiyacınız ne ki karşılanmıyor ve karşılanmadığı zaman siz kafanızda kurmaya, kurgulamaya başlıyorsunuz ve ondan sonra da ilişkileriniz gerçekten çekilmez hale gelmeye başlıyor. Diyelim ki bunlarla alakalı farkındalık kazandınız. Evet, bunlarla alakalı farkındalığım var. Muhtemelen ya değersizlik duygusu ya işte annemle alakalı sıkıntılar, babayla alakalı sıkıntılardan kaynaklı. Ya da kendi ailesinde gördüğü sıkıntıları yansıtmasıyla alakalı bir durumsa, bunları kendi çözemiyorsa ki çözebileceği bir şey olmayabilir Nihan Hanım. Çünkü kronik olabilir bu durum. Hı hı. Eğer böyle bir durumsa ben yine daha önce söylediğim gibi muhakkak bir uzmandan, özellikle travma merkezi çalışan bir uzmandan destek almasını tavsiye ederim. Hı hı. Çünkü bu duygu durumuyla alakalı bir kendini düzelttikten sonra ilişkiye başlaması daha sağlıklı olur. Yoksa kişi o döngüde kalır, evet. O döngüden çıkamaz. Kiminle ilişki kurarsa kursun, kiminle evlenirse evlensin ya da gelecekle alakalı ne planlar yaparsa yapsın, yine aynı sıkıntıları, yine aynı kaygıları, yine aynı korkuları, evet, yaşamaya başlayacak ve o girdaptan çıkması çok zor olacaktır. Hı hı. Maalesef sürekli aynı döngülerin içinde bulunduğumuz durumlara değiniyoruz yer yer. Hı hı. Bu da ona benzeyen durumlardan biriydi. Sizin de izah ettiğiniz, evet, gibi. İzleyicilerimizden çok güzel sorular geliyor. Onlardan bir diğeri de şu şekilde. 2,5 yaşında bir oğlum var ve, hı hı, ben 3 gün çalışan bir öğretmenim. Eşimden oğlumla akşam işten geldiğinde biraz oynamasını, haftada 1 saat onunla özel olarak vakit geçirmesini istiyorum. Fakat o bunu yapamayacağını, bize bakmak için çalışması gerektiğini, bir gelecek kurması gerektiği için işinin daha önemli olduğunu söylüyor ve kendisi akademisyen. Onunla bu durumu çok konuştum. Ne yapmalıyım? Nihan Hanım, şöyle bir durum söz konusu. Akademisyen de olsa, profesör de olsa biz şunu görüyoruz. Anne babanın ihmal ettiği çocuklar 2,5 yaşında değil, ortaya çıkmasa bile 15-20 yaşında semptomlar ortaya çıkartma, hı hı, çıkartıyor. Bağımlılık problemleri, bağlanma problemleri, hı hı, buna benzer kişilikle alakalı başka sıkıntılar ortaya çıkabilir. Çıkmaya da bilir. Evet, her çocukta çıkacak diye bir şey yok ama, hı hı, çocuğun ciddi anlamda bir eksiklik yaşadığını görüyoruz. Bir akademisyen babaysa muhakkak okumuş bir insan, hı hı, ve neyin ne olduğunu bilen bir insan. Bir babanın bakımı çocuğa ya da bir çocukla ilgilenmesi çocuğun zeka seviyesini dahi artırıyor. Çocuğun ikili ilişkiler kurmasını, sosyal ilişkiler kurmasını, karşı cinsle olan bir münasebeti ya da bir ilişkiyi nasıl yönetebileceği ya da bir konuşmayı nasıl devam ettireceği konusunda bile bilgi ve beceri kazandırabiliyor. Anne bence bununla alakalı birazcık babanın aile içinde ya da babanın çocuk bakımında İçeride olduğu zamanki çalışmalara biraz baksın ve çocuğa ve babaya nasıl bir etki olduğuna dair, hı hı, çıkan çalışmalara bakıp ona göre babayla konuşsun. Çünkü akademisyen olduğu için birazcık akademik konuşmak da, bu akademik bilgi vermek daha sağlıklı, evet, olacaktır. Çünkü 6-7 yaşından sonra ya da ergenlik döneminde daha fazla uğraşmak zorunda kalacaktır. Bugün ayıramadığı bir saat yarın bir ömrüne bedel olmasını istemeyiz. Bugün ayıramadığı yarım saat, bir saat yarın 5-6 saatiyle çocuğuyla uğraşmak zorunda kalmasını, evet, istemeyiz. Hani bu yüzden bu bilgiler çok kıymetli. Bir de diğer bir yöntem ise babaya sürekli sorumluluk vermek yerine, hadi şunu yap, bunu yapmak yerine zaman, yani zaman yaratmak ya da zaman, böyle mekan oluşturmak diye bir şey vardır ya. Hı hı. Yani anne bence bunu bir araştırıp hani bu kendiyle alakalı ve çocuk ve babayla alakalı bir zaman oluşturabilirler. Ve baba sorumluluk bir şey yapmadan sadece 10-15 dakika, sadece şu oyunu oynayacağız, 10-15 dakika çocukla sadece şunu yapacaksın diyerek bir çalışma yapılabilir. Hani bu da baba da 10-15 dakikayı verebilir. Bir anda 1 saat, 2 saat, yarım saat babaya çok fazla gelebilir. Ama bir 5-10 dakika, 10 dakika şunu yap, 5 dakika bunu yap diyerek o zamanı, zaman zaman, o zaman aralığını, yani ileriki aşamalarda bir 10 dakikaya 15 dakika, 15 dakika 20 dakika yapılabilir. Hani bence bunun için birazcık şey yapılsın, farkındalık kazanılsın. Ve yapılabiliyorsa, dediğim gibi küçük küçük çalışmalarla yapılırsa daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Yani. Hı hı. Maalesef bu sorular sadece sanki herhangi bir eğitim düzeyi yüksek olmayan ailelerde karşımıza geliyormuş, hı, gibi bir algı var.
ama kesinlikle çok yanlış algılardan birisi daha. Bu soruda bunun örneği oldu. Ebeveynin mesleğinin ne olduğu çocuk için bir anlam ifade etmiyor. Çocuğun tek ihtiyacı ailesinin onunla ilgilenmesi ve gereken sevgi ve şefkati vermesi. Yani çocuk büyüdüğü zaman babam ilk profesör oldu ama benimle oyun oynamadı demeyecek. Evet. Genelde de tam tersini duyuyoruz. Evet. Keşke işinde bu kadar başarılı olmak yerine benimle zaman geçirseydi. Evet. Ya da yanlış modellemelerle yetişebiliyorlar. Sanki bir babanın tek görevi bu ve babalar çocuklarıyla vakit geçirmek zorunda değilmiş gibi bir model algısıyla da yetişebiliyorlar. Ve sonrasında kendilerinden sonraki nesilleriyle de aynı problemleri yaşamak Evet. durumunda kalabiliyorlar. O yüzden çok kıymetli bir soruydu bence bu. Şimdi sıradaki sorumuz şu şekilde. Merhabalar. Eylül'de kızım 3 yaşında olacak. Eşim ve ben çalışıyoruz. Kızıma hep anneannesi baktı. Bu yıl kreşe başlasın istiyoruz. Her çocuk farklıdır fakat genel olarak okul öncesi eğitime başlama yaşı kaçtır? Nihan Hanım, biz burada şuna bakarız. Duygu durumla duygusunu yönetebiliyor mu? 3 yaşına başlayabilir, 3-3,5 yaşında başlayabilir. Hatta 2,5 yaşında başlayanlar da oluyor. Çocuk kendini yönetebilme ve aynı zamanda sınıftaki hocanın da süreci yönetebilmesiyle alakalı. Ona göre daha iyi bir okul ya da çocukla ilgilenen bir okul olursa daha sağlıklı Evet. olur. Hani ilkokul gibi sabahtan akşamadan ziyade belki de belli günler ve belli saatlerde gidebilerek başlaması, hani adım adım ilerlemesi daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bir anda kopmak 3 yaş çocuğu için çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir durumda 3 yaşında herhangi bir sıkıntı olmayabilir ama sıkıntılar ortaya çıkarsa yavaş yavaş, yani 1 saat önce, sonra 2 saat sonra, 3'er saate çıkartarak bir ayrışma gerçekleşmesi gerekiyor. Hani hep dedik ya, bağlanma çok önemli, bağlanma çok kıymetli ama ayrışma da bizim için çok Evet. kıymetli. Yani anne babadan ayrışarak artık bir birey olma, bir çünkü 3 yaşında artık bir böyle bireysel oynamak yerine grup içinde oynama, grupla bir iletişim kurma yaşına doğru gidiyor. Bence çok kıymetli. O yüzden bu konuda sıkıntı olacaksa da sıkıntı olacak durumlar olursa muhakkak anaokuluna ya da kreşin terapisti ya da psikoloğa devreye girecektir diye düşünüyorum. Çünkü orada da gerçekten bu konuda zaman ve kendileriyle alakalı iyi eğitilmiş kişiler olduktan sonra bu konuda daha dikkatli davranabiliyorlar. Diğer bir durum ise kendileriyle alakalı biraz sanki acaba sorumsuzluk mu yapıyoruz, çocuğumuzu bırakıyoruz gibi herhangi bir şey kapılmalarına gerek yok. Bu bir süreç. 3 yaşındaki çocuğun da artık sosyalleşmesi ve bir ortama girmeyi öğrenmesi gerekiyor. Eğer ki gittikleri okuluna kadar onlara o güveni veriyorlarsa, o güveni sağlıyorlarsa onlar için daha kıymetli olacaktır. Ama artık çocuğun 3 yaşındaki çocuğun, 3,5 yaşında, 4 yaşındaki çocukların ayrışmaya doğru gitmelerine izin vermemiz gerekiyor. Çünkü 6-7 yaşında bu çok zor oluyor. 7 yaşına geldiği zaman hiç anneden kopmamış bir çocuğun okula gitmesi gözyaşları ve ağlama ataklarıyla maalesef gerçekleşiyor. Ama bunu küçük yaşta başladığımız zaman bu ayrışma daha da kolaylaşır diye düşünüyorum. Özellikle çocukları anneanneler, babaanneler yetiştirdiği zaman anaokuluna geldiklerinde çocuklarla ilgili en çok çalışılması gereken konulardan biri de onların sosyalleşme becerileri oluyor. Çünkü çok fazla bir arkadaş ortamıyla bir arada bulunmadıkları için bunu ilk deneyimledikleri yerde okul öncesi süreç oluyor. Bu bakımdan da çok kıymetli, çok da önemsiyoruz bu süreçte çocukların bu beceriyi kazanmasını. Her ailenin çok kalabalık ve yakın yaş grubu çocukları olan ve onlara bu imkanı sağlayacak yapısı yok. Özellikle de İstanbul gibi metropollerde bu çok çok daha düşük bir ihtimal. Dolayısıyla çocuğun en çok ihtiyacı olan becerilerden birisi de bu sosyalleşme becerisi. O yüzden çok güzel bir soruydu. Okul öncesi dönemin önemini de tekrar hatırlattığımız bir cevap oldu. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Kızım yılda birkaç kere ağlama atakları geçiriyor. Bu ataklarda öfke nöbetleri de oluyor. Bipolar teşhisi kondu. Sormak istediğim durum, bu ataklar sırasında biz ailesi olarak ne yapabiliriz? Ona karşı nasıl davranmalıyız? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederiz. Eğer ki bir ilaç başlanması, bir psikiyatriste ilerleniyorsa bipolar gibi ağır vakalarda muhakkak bir terapist gerekiyor diyeyim. Yani neden? Çünkü siz terapiste beraber ilerlemek durumundasınız. Çünkü bu kişilerin duygu durumları çok hızlı değişiyor.
bir uçtan bir uca doğru değişiyor. Yani bir anda öfkeliyken bir anda farklı bir karakter olabiliyorlar. Bir anda çok dindarken bir anda çok böyle dini değerleri yere altabilecek şekilde davranışlar da gösterebiliyorlar. Bir anda çok ahlaklıyken bir anda çok ahlak dışı bazı davranışlar meydana geliyor. Bir gün çok dürüst bir insanken bir bakıyorsunuz dürüstlükle hiç alakası olmayan şeyler olabiliyor. İş çok iyi, başarılı bir iş adamıyken bir anda işini batırabiliyor. Yani çok fazla uçlara giden bir durum. O yüzden bu kişilerin duygularını birazcık daha ya da bu dalgalanmaların birazcık daha farkına varıp otokontrol sisteminin gelişmesi için muhakkak bir terapist gerekiyor. Aynı zamanda bu bipolar kişilerin bir kısmında dürtüsellik dediğimiz yani kendi duygularını ve dürtülerini kontrol edememe durumları meydana gelebilir. Bu da çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Çünkü bu dürtülerini de kontrol etmeyi de öğrenmeleri gerekir. Bir açısından kıymetli. Şimdi aile ne yapılabilir? Çocuk muhtemelen o süre zarfında ataklar sınır. Çünkü elinde olmayan ataklar bunlar. Anlaşılmadığını, değer görmediğini ya da görülmediğini ya da kimse beni anlamıyor, kimse beni sevmiyor gibi şeyler düşünüyor olabilir. Yani yaşını bilmiyoruz ama belli yaşlarda bunlar olabiliyor. Ya da işte annem babam ayrı, beni sevilmiyorum, ben terk edildim gibi bu tarz kaygı ve korkular da olabilir. Tetikleyiciler de olabilir burada. Burada birazcık daha çocuğa öfke patlaması yaşadığı zaman biraz alan vermek çok kıymetli. Hani neden psikolojik ya da terapist desteği çok kıymetli diyorum? Çünkü onu yönlendirecek olan kişi terapisttir. Psikologtur. Yani o çocuğu çok iyi tanıyan birinin yönlendirmesi gerekiyor. Aileyi de onların yönlendirmesi gerekiyor. Ama çocuğa ilk önce alan tanınması çok kıymetli. O öfke nöbetleriyle alakalı birazcık hani benle konuşmak ister misin? Annen her zaman burada. Hani 5-10 dakika biraz rahatla. Ondan sonra lütfen gelip benle konuşabilirsin. Seninle gel bir hava alabiliriz gibi. Böyle yaklaşımlarda yaklaşmak olabilir. Öfkelenme. Niye öfkelendin? Senin bu öfkeni mi diyeceğiz? Yine atakların başladığı gibi yaklaşımlar o çocuğa daha da... kısılacak bir şey yok gibi. Kesinlikle evet. Niye öfkelendin? Niye kızıyorsun? Bunu ne yapıyorsun? Ne biçim bu tavrın falan gibi. Bu çocuğu daha da geri tepecektir. Daha da anlaşılmadığını düşünün. Kendini daha da daha bipoların daha da ağırlaşmasına sebep olabilecektir. Ama dediğim gibi sadece ilaçlarla olmuyor maalesef bu duygu durumla çalışmaları muhakkak bir terapist desteği de şart. Ve sadece terapist kız için değil anne babana tutum ve davranışı için de geçerli. Ama ilk önce bir alan tanımak, öfke nöbetleri geldiği zaman eline bir şey verip ya da bir yastığı yumruklamasını sağlamak. Kendi içsel böyle rahatlamasını, gözyaşlarıyla ağlayarak boşalmasını sağlamak çok kıymetli. Ama dediğim gibi akabinde hani gel kızım konuşalım, seninle şunu yapalım. İşte ya da kendisini böyle yaptığı böyle çocuğunun yaptığı güzel anılar varsa, hikayeler varsa. Sen biliyor musun küçükken böyle yapmıştın, sana şu kadar severdik gibi böyle küçük küçük yaklaşımlarda bulunmaları kıymetli. Ama dediğim gibi bunlar yeterli mi değil. Yine bir uzmana gidilmesi daha değerli ve daha sonuca yönelik daha iyi bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Peki yetişkin olan bipolar hastaları ile ilgili düşünecek olursak özellikle yoğun değersizlik algıları varsa ya da hayatı genel olarak yaşamaya değmez ve yaşadıkları sürekli duygu durum geçişinden dolayı çok zorlandıklarını ifade eden bir durumdalarsa nasıl yaklaşılabilir? Burada Nihan Hanım önemli olan şey şu. Genelde bu insanlar çok fazla arkadaşlarına söylemiyorlar. Çok fazla çünkü o duygular geldiği zaman o kadar uç hareketler yapıyorlar ki. Yani yani bir gün bir adamı camide görürsün sabahtan akşama kadar bir gün başka bir mekanda görürsün. Yani çok uçlara doğru gidiyorlar ve çok fazla aşırı paylaşım biliyor musun ben bunu yaptım ben şunu yaptım. Çok çok yapmak istemiyorlar. Çok aşırı paylaşımda bulunmak istemiyorlar. Ama sizin çok mesela yakın bir çevrenizde varsa ve bu insanların böyle bir sıkıntıları varsa bu duyguları üzerine birazcık konuşulmasını sağlanabilir. Yani bu insanlar gerçekten konuşunca kendini açabilen insanlar. Yani ben hastayım şöyleyim demek yerine evet ben de böyle oldu babam bana böyle yaptı ihmal edildim istismar edildim gibi kendilerini daha rahat açabiliyorlar. Bunlarla konuşmak sağlıklı olacaktır onlar açısından ama şunu da unutmayın bir Pandora'nın kutusunu açtığınız zaman çok farklı şeyler çıkabilir. Bipolar herhangi bir depresyon hastası gibi değildir yani. Çok daha uçlara tetiklendiği zaman bakarsınız çok daha uçlara gidebilir. Bence burada dediğim gibi terapiyle beraber ya da ilaçla beraber gidilmesi çok kıymetli. Ama buradaki insanlara her ne yaşıyorsa yaşasın, değersizlik duygusu, kıymet bilinmezlem işte görülmüyorum duygusu yaşarsa yaşasın. Onlara sen benim için kıymetlisin, değerlisin, önemlisin,
gibi duyguları yansıtabilmek, o kişilere bunları verebilmek, hatta bunları özel hissettirecek zaman dilimleri ayarlayabilmek, hediyeler gibi. Hmm. Hani bunlar belki onları birazcık daha sakinleştirecekler ama sürekli bu duygu sıkıntılarıyla ilgili konuşmak onları tetiklemeye doğru götürebilir. Uzman desteğinin şart olduğunu kesinlikle, tekrar evet, hatırlatmış olalım. Özellikle bu kadar zorlayıcı durumlarla evet, karşılaşan kişiler için. Şöyle bir sorumuz var sırada. Ergenlik dönemindeki oğlum normalde ölümü hiç yadırgamazdı, hatta normal karşılardı. Şimdi ise bunu kafasına çok takıyor. Hatta bazen neredeyse fark etmeyeceğim kadar sessiz ağlayarak bu durumu dert ediyor. Bunun ergenlik dönemiyle bir alakası var mı ve bu durumu nasıl aşabiliriz? Teşekkür ederiz. Bu öfke şeyle alakalı, bu ölümle alakalı durumlar Nihan Hanım çok fazla konuşuluyor ve çocuklar, sadece ergenlik değil çocuklar da bazen öldüm mü, ölecek mi ya da böyle mi, anne ölürsem ben ne yapacağım, işte yalnız mı kalacağım gibi söylemler de olabiliyor. Burada Nihan Hanım şöyle bir şey olabilir. Bazen biz her şeyi, her bazen yaşadığımız her olayları ergenliğe çok atıyoruz. Yani kesin ergenlik dönemidir, kesin şöyledir. Bu olabilir tabii ki ama sadece bu sebep değildir. Yani bizim yaptığımız tutumların, bizim yaptığımız davranışların, okulun yaptığı davranışların ya da öğretmenlerin yaptığı tutumların da bir yanlış tezahürü olabilir. Şimdi eğer çocuğunun böyle bir durumu yoksa ve bir anda çıkmaya başladıysa, bir, lütfen şuna bakın, bu çocuk son zamanlarda ne izliyor? Neye bakıyor? Sosyal medyada neye bakıyor? Örnek veriyorum, sosyal medya fenomenleri ya da sosyal medyada fenomen olacağım diye harekete geçip ölen çocuklarımı gördü. Maalesef evet. Maalesef bunlar da var. Çocuklar bunları görüyorlar yani. Daha sonra çok sevdiği bir arkadaşının bir yakını öldü de bununla alakalı şey mi yaptı? Çok mu benimsedi? Ölümle alakalı bir tecrübesi mi oldu? Yani bir anda bir kaza gördü gözünün önüne ya da bir tecrübe yaşamak üzereyken son anda mı kurtuldu, annesine söyleyemedi. Şimdi biz bunları bilmiyoruz. Evet. Bilmediğimiz için net bir şey söylemeye, sadece ergenlikte olacak bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Ölüm korkusu dediğimiz şey, ölümle alakalı korkumuz dediğimiz şey bilinmeze yönelik, bilinmeze ait bir şey. Yani bilinmez bir şey var ve bana ne olacağını ben bilmiyorum. Şimdi ergenlik döneminde hormonlar çok daha yoğun çalıştığı için bu dönemde bu tarz duyguları yoğun yaşamak da normaldir. Ama kişiye bunu biraz öğretmek gerekiyor. Ölümden sonraki, hani neye inanıyorsa aileler, hani şu an tam olarak bilmiyoruz ama ölümden sonraki hayatın varlığına inanıyorsa, cennet cehennem kavramına inanıyorsa, hani bu dünyada nasıl yaşarsak, ne kadar güzel yaşarsak, ne kadar yani doğru yolda yaşarsak o öbür dünyada da bununla karşılaşacağız. Ölüm aslında bir geçiş aşaması. Hani aslında hayatımızın böyle bitişi değil, sadece bir geçiş, bir döneme geçiş. Herkesin geçebileceği bir kapı gibi. Çocuğa böyle sanki hayatımızın bir parçası gibi anlatılması gerekiyor. Bir kongrede ölümle alakalı çalışan bir profesör vardı. Şunu söyledi. Hani ölüm korkunuz çok varsa ölüme ait yazar okuyabilirsiniz ya da ölüme ait hikayeler okuyabilirsiniz. Yani bir ölümü hayatınızın bir parçası ve olabilecek bir süreç gibi algılayın. Yani ölüm sanki imkansız ve hiç olmayacaktan ziyade ölüme bir parçanız olarak kabul edin. Nasıl ki öfkemizi hayatımızın bir parçası kabul ediyorsak, neşemizi, sevincimizi hayatımızın bir parçası olarak kabul ediyoruz. Evliliğimiz de hayatımızın bir parçası, çocuğumuzu bir hayatımızın parçası olarak kabul ediyorsak, ölüm de hayatımızın parçası, şöyle bir parçası, bizi öbür dünyaya bağ kuran bir kapı aslında. Hani böyle bir bakarsak aslında ölüm bir bitiş değil, aslında bir bağ kurma. Oradan oraya bir geçiş aşaması, bir bağ, bir köprü kuruyoruz aslında. Onun için gerekli olan bir süreç gibi bakarsak belki ölümün böyle korku haline getirdiğimiz çocuklarımız, kendimiz, yetişkinler de aynı şekilde oradan çıkıp aslında bağın farklı bir aşamasına geçme aşaması olarak, farklı bir farklı bir enerji aşamasına, farklı bir işte duygu ve ruh haline geçiş aşaması olarak düşünürsek daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hani çok hayatımızın uzağı değil, hayatımızın merkezi de değil ama hayatımızın bir parçası olarak kabul etmek ya da bu duyguyu çocuklara yansıtabilmek, bu bilgileri çocuklara yansıtabilmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Şerdet Hanım. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Yine çok güzel cevaplarla bizi aydınlatmaya devam ettiniz. İzleyicilerimize de açık yüreklilikle sorularını bize ilettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerden gelen soruları cevaplayarak devam edeceğiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.